Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin İşsek kardeşimizin, değerli iş adamımızın katkılarıyla düzenlenen yemeğimize katılan tüm dostlarımıza, başta değerli protokolümüze, aramızda salonumuzda bulunan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Efendim aramızda birbirinden değerli konuklarımız var. Yine Gebze ilçemizin değerli iş adamları, misafirlerimiz var. Sevgili gençler, futbolcularımız var ve basın mensuplarımız var. Ben izninizle misafirlerimizi, protokolümüzü saymak istiyorum. Sayın Erol Erdoğan, ilahiyatçı sosyolog. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Yine birbirinden değerli iş adamlarımız, sevgili gençler, sporcularımız ve değerli basın mensupları, salonumuzda bulunan saygıdeğer davetliler, programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz ve ilk İstanbul'dan gelerek bizi onurlandıran değerli bakanımızın kardeşi İnan'ın, biz bakanımızı seviyoruz, İnan Bey'i seviyoruz. Gelse bu yollar sayesinde bir turizm kenti oldu. Gerçekten. Zaten biz Sinop turizmde kalkınmada öncelikli Sinop'un tek ilçesi. Bunu da layığıyla yapmaya çalışıyoruz. Tabii misafirlerimiz arasında Canik Belediye Başkanımız var, Osman Bey adaşım. Ona da hoş geldin diyoruz. Hocama hoş geldin diyoruz. Dikson İnşaat'ın sahibi Sayın Hüseyin Yüksel'de kulübümüze verdiği katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, spor çok önemli bir olay. Çağımızda özellikle uyuşturucu madde ve diğer kötü alışkanlıklar, başta uyuşturucu madde olmak üzere kötü alışkanlıklardan korunmak için mutlaka gençlerimizin bir şeylerle alakadar olması lazım. Bunun da en önemli alakadar olması gereken maddelerinden biri spor. Onun için tabii bunun yanında kültür sanat da var, sosyal etkinlikler var. Bunun için biz Gebze Belediyesi olarak hem spora önem veriyoruz hem de kültür ve sanat etkinliklerine önem veriyoruz. Bakın şurada ne güzel pırıl pırıl gençlerimiz. Bu gençler hem sağlıklı bir yaşam sürüyorlar, hem de Gebze'mize bir renk katıyorlar. Çocuklar bu sene futbolda biraz geç başladılar işe. Bir iki maç kaybettik. Ondan sonra toparlandılar ama iş işten geçti herhalde. Ayancık Belediyespor namalip diyor herhalde, değil mi? Öyle mi? Ama şu var. Gençlerimiz en son maçlarını seyrettim ben buradaki statta. Süper futbol oynuyorlar. Gelecekte inşallah PAF liginde, hatta ulusal liglerde göreceğiz takımımızı. Şimdi ben biraz önce Osman Bey'le konuşurken benim 5000 sporcum var deyince ben de bizim 300 sporcumuz var diyorduk, oynuyorduk. Bizden şok olduk yani. 5000 sporcu yani büyük bir rakam. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel bir şey, çok güzel bir olay. Ve değerli hazurum, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün çok anlamlı bir şey için buradayız. Her zaman sadece böyle özel günlerde değil, 7/24 desteklememiz gereken sporla ilgili buradayız. Erol abi spor yapmış ama ben maalesef çok spor yapamıyorum. Sporla alakası yok kilonun diye düşünüyorum. Seni öyle mutlu ederim abi, tatmin ederim inşallah. Ben de buradaki spor kulübümüze desteğini inşallah sürekli devam etmesi talebindeyim. Hatta ben de şöyle bir, madem geldiysek bir şeyimiz olsun, hakkımız olsun. Belediye başkanımızın söylediği tarihte Hüseyin Başkan'ın benim adıma bir 15 bin lira da buraya tekrar bağış yaptı. Alkışlıyoruz efendim, çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkanı bu durum tarihini söyler sana. Değil mi başkanım? Sen artık ama bir şekilde al ya. Zaten olsun Sayın Başkanım. Evet.
Biz Sayın Belediye Başkanım'la İstanbul'dan tanışıyoruz. Yani ilk defa burada görüp ve tanışmış değiliz. Sağ olsun bizim aileyi ne kadar sevdiğinden bahsetti. Biz de kendisini o kadar seviyoruz. Bu işler karşılıklıdır. Gönülden bu işler olur. Biz de kendisini çok sevdiğimiz bir dostumuzdur, bir belediye başkanımızdır. Allah razı olsun kendisinden. Bugün burada da olmaktan son derece mutluyuz. Mutlu olmaya da devam ediyoruz. Hüseyin Bey zaten İstanbul'dan yıllardır tanıdığımız aile dostumuz, arkadaşımızdır. İki güzel insanı bugün masada sizlerle bizleri buluşturması da ayrıyeten bizler için onur verici, mutluluk verici bir durumdur. Biz İstanbul'da ne kadar Erzincanlı memleketim olsa da Sinop'a Vahdet kardeşimin sayesinde herhalde bu 20. veya daha da fazla oldu. Geliyoruz artık Sinop Boyabat'ı ezbere biliyorum. Gözlerimi kapattılar, Boyabat'ta gezeriz. Gerze'nin limanını falan her yeri biliyoruz. Pikmeni'yi o şekilde biliyoruz. İnşallah bu dostluğumuz ebediyen uzun bir süre bu güzel insanlarla, güzel dostlarla sürer temennisinde bulunuyorum ben de. Aranızda bulunduğum için tekrar mutlu olduğumu beyan ediyorum ve sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geleceğimizin teminatı olan değerli sporcu kardeşlerimiz, değerli basın mensupları, Geriz Otel çalışanları, spor bizim için hayatımızda önemlidir. Çünkü demin İlhan Bey de ifade ettiği gibi ben geçmişte spor aktivitelerinde bulundum ve spora önemi bu yüzden arz ediyorum ve bu yüzden de ciddiye alıyorum. Bu anlamda da Gelze Belediyesi'ni ve Gelze Belediye Spor Kulübü'nü de başarılı buluyorum. Bu ülkenin evladı olmamdan dolayı. Bunu biz tabii İstanbul'da da spora tamamıyla destek veriyoruz. Genç kardeşlerimizin daha başarılı olmaları, daha iyi alanlarda spor eğitimlerini almaları için mücadelemizi de orada veriyoruz. Ama Sayın Belediye Başkanımızın benden bir 7-8 ay önce bir dostluk, kardeşlik adına gel dedi, Gelze Spor Kulübü'ne de bir yardımcı ol. O memleketin evladısın dedi ve başkanı da, Osman Başkan'ı da bir abim gibi çok severim. Benim de zaten meslek büyüğümdür ve kırmadık. O da çünkü hakikaten gençliğe ve Gelze gençliğine çok önem veriyor. Spor kulübüne çok önem veriyor. Bu anlamda da sizlere böyle bir destek yapma fırsatını bana verdi. Ben bundan hakikaten mutluyum çünkü bu akşamki görmüş olduğum bu portre, bu fotoğraf, bu resim beni inanın mutlu etti. Ve biz belediye başkanımızın başkanlığında, spor kulübünün başkanlığında bize bir görev düşerse spor adına her zaman var olacağız. Ve ilçemizdeki spor yapan gençlerimizi destekleyeceğiz. Bu anlamda da buraya teşrif eden, katılımlarını sağlayan, istirahatlarını bölen bütün hemşehrilerime, gençlik kardeşlerimize özellikle protokole çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Afiyet olsun diyorum size. Başkanımızın ne zaman talep ettiği noktada hemen yardımımızı yapacağız kulübe. Benim değil, yanlış anlaşılmasın yani. Ama demin siz öyle dediniz sevgili başkanım. Hayır, benim ricam var, sen 15 bin lira yapacaksın. Tamam, ben 15 bin lira daha size destekle bulacağım çocuklar, tamam. Tamam. Alkışlıyoruz. Evet. Evet, şimdi de...